Peki bakalım eğer gidersen e, ayrıca konuşuruz var. <laughs> Peki geçelim o az önce söylediğimiz Santrfor gündemine. Şimdi e, Okan Buruk zaten imza töreninde bir forvet de alabiliriz e, deyince gözler tabii ki bu bölgeye çevrildi. Kimle yollar ayrılacak? Bir kere önce bunu e, bir konuşalım. Muhammed'in e, parası verecek, ödenecek. Bunu zaten söylemişti Erdem Timur ama e, Muhammed gönderilecek mi? Bunun için mi alınacak bon servisi yoksa Gomis ya da Cagne'den biri mi gidecek? Ve gündemdeki isim kim? Muhammed'in bon servisi alınacak mı alınıyordan artık vazgeçti. Muhammed'in bon servisi alındı. Şöyle alındı. Ee, onun bir opsiyonu vardı. Opsiyonu evet. kullandığı için 4 Temmuz'da o para yatacak. Evet. İster kullanırsın ister kullanmazsın. Eğer yatmıyorsa bay bay yer. Ee, benim aldığım bilgi, düşüncem Okan Hoca'nın birinci santraforu mu olur? ikinci santraforu mu bilmiyorum ama Mustafa Muhammed Okan Hoca'nın oyun sistemini oyan bir oyuncu. Gomis, Cagne. Bu iki oyuncu da bence gidebilir. İkisi Maliyetlerine daha. bakıyorum Ezgi. Yani 1700 sadece garanti olarak Gomiz'in aldı rakam. Hmm. Bir de bunun bonusları Yılık var. Ücret. Bir de bonusları var. 15 gol, 25 gol atması halinde. E şimdi bir de asist bonusu konulmuş. 36-37 yaşındaki oyuncuyu o zaman foto maçta özel ben de yaptım. Bakın asist ya. Asiste bonus var ya. Asiste bonus mu olur? 5 asiste bonusu var. Şimdi bu adamı gönderdiğiniz zaman Domenek Torant'ta da yaşandı. Geçmiş aylıkta da yaşandı. Gomez'i gönderiyorsanız 1 milyon 700 milyon dolar kalmayacak. 5 asistin parasını da isteyecek. 15 maçı oynamış gol atmış gibi de isteyecek. Bunlar kolay bir şeyler 15 değil. 15 maç mı? 15 gol 15, mü? Şey, 15 gol. Gol bonusları hmm. var. Onu oynasaydım atardım diyecek giderken. Biliyorsun daha ama kazanıyor. Doğru. Yani bir e, su yolu anlaşamazsanız o zaman atamaması bir şey ifade etmiyor yani. Olmadan gidiyorsa ben bunların hepsini alırım der mesela. istiyor yani sonuçta Dominik Torrent'in şu anda şampiyonluk primleri çıkacak karşınıza iki sene sonra. Tudor bunu yaptı. Hmm. Tudor o zaman 500 bin euro aldı 800 bin küsur euro sadece aldı daha faiz değil de şampiyonluk primini de içine koyuyorsun. Çünkü ben kalsaydım alırdım. Maddem de bu var. Belki şampiyon yapacaktım. Yani Toronto Torrent öyle bir şey söyleyemez herhalde. Torrent sözleşmesinde de iki sene sonra göreceğiz. O bir buçuk milyon euro Galatasaray'a kaç paraya mal olacak? Torrent diyebilir mi? Kalsaydım şampiyon yapardım diye. 13. Değil. sırada tamam. Hayır bu sene için. Ha gelecek bu sene. Şu anda sözleşmesi Yeni fes sevim. edildi ya. Evet. Fes anladım. edilen sözleşmesinde şampiyonluk primi var. Şampiyonluk primini de istiyor ve alıyor. Maalesef böyle bir şey var yani. İki seneye yakın sürecek o tazminat Eğer önümüzdeki günlerde bir anlaşma yolu çıkmazsa karşısına Galatasaray yönetimiyle. Hı hı. Dolayısıyla futbolda da böyle. Beş asist bonusuna kadar alır. Ama bu ayrılıklar öyle ya da böyle gerçekleşir. Yani, Gomis piyasası olan bir oyuncu. Sonuçta 37 yaşında da olsa bu ligde oynar ama o paraları kim verir onu bilemiyorum. Jack Ney'e gelecek olursak Jack ne İngiltere Premier Lig gördü geldi sakatlandı. Yine aynı şekilde bir yere gider. Ama bakıldığı zaman 13 milyon euro yine bir 13 milyon eurosu Galatasaray'ın sadece ve sadece çöp oldu. 4 yılda alacaklarını da saymıyorum yani bu yıllık alacaklarını bir de o tarafı var. Santifor'dan çok çekti son yıllarda Galatasaray bu kadar büyük paralar kadar bu kadar büyük paralar verip Falcao'su evet. var bir de evet, biliyorsunuz bir de Falcao var o da çok zaten. çok nice şekilde şöyle bir gomizim ilk zamanı Gomis sonrası yine Gomis'le bir de başlayan, alınamayanlar var. Alınamadığı için çekilen sıkıntılar var. E, tabii bir de kiralıklar var. Vitrololar geldi İngiltere Premier Liginden Roman Golcü şimdi. ismi aklıma gelmedi. Onda da mesela bir buçuk yılına kira o da çok ciddi para aldı. Santrafora çok ciddi paralar ödendi Galatasaray'da. O yüzden şu anda çok maliyetli değil ama Adeta bugün de başlığında özel haberde var gol makinesi diyorum mesela, hı hı. Hırvat golcü, maliyeti düşük. Bu sezon 40 maçta 32 gol atarsam toplamda asisti de var, 8 mi 10 mu da asisti var. Tecrübeli bir oyuncu, 27-28 yaşında. O haber burada yok savaş ama biz e, ilk 27, saatte fotoğrafçı ana 27, sahipsiniz. 27-28 yaşında. Tartışcık. Şöyle baktığımızda Haydut Sprint'te oynuyor, evet. 40 maçta 32 gol, 18 yaşında Inter'e gidiyor. Inter'de çok fazla başarılı <laughs> olamıyor. Ondan sonra Aydın Spik'te bu sezon ve geçen sezon çok başarılı bir dönem geçiriyor. En büyük özelliği 10 numarada oynayabiliyor. Yani şöyle geri dönük Baroş, Elmander tarzı mesela sen bunu aldın. Forvet arkası Tabii, gibi. forvet arkası 10 numara özelliği de olan bir oyuncu. Yani sen öyle maçlarda e, orta sahaya koyup işte biraz önce dedik ya 6 ve 8'in önünde 10 evet. numarada oynatabiliyorsunuz. Böyle özelliği bir olan bir oyuncu. Çok da maliyetli değil. Bir senesi var. 1 milyon euro e, çıkış maddesi var galiba. Bununla da ilgili görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki günlerde... Bu ismi çok fazla duyabiliriz. Geçen söz başında Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Son anda o maliyetten dolayı biraz daha geçen sene e, formda ve sözleşmesinde 2 sene kaldı. Son senelerinde biliyorsun biraz daha düşüyor e, bon servis piyasası. O yüzden e, Galatasaray bunu gündemine aldı. İlk kez bugün bunu gündeme getirdim. Peki Livaya, Liv Livaja Liv nasıl okuyacağız? Livaya Liv galiba. doğru isim midir? Yani aranan santrfor o mudur? Avrupa'sı olmadığı için olabilir. Çünkü Galatasaray Avrupa'da değil. Ee, Okan Hoca'nın ne tip bir santrofor edersen Okan Hoca'nın aradığı santroforun belki buradan bir iki tık daha yukarıda olabilir. Hmm. Daha böyle uzun boylu, daha böyle kule tarzında. Aslında Okan Hoca'nın istediği far, hani forvet tipi çok net söyleyeyim. Sörlot mu? Hayır. Vedat Muriç. Hmm. Tam Okan Hoca'nın istediği forvet tipi. Vedat Neden Muriç için... Vedat Muriç peki? E, i̇stiyor zaten Vedat Muriç'i de. Gündeme Yok, geldi. Işte da hani, gündeme e, geldi ama şimdi Lazio'nun Lazio bırakmak istemediği gibi bir düşüncesi hmm. var. Çünkü geçen sezon kiralık verdi ama bu sezon tekrardan yaralan. devre arası özellikle ikinci yarıda. Ee, Okan Hoca'nın Vedat Muriç'in hangi golcü isterden dersen bir numarayı Vedat Muriç'i koyar. Tabii daha önce de çalıştı zaten. Da, çok yakında e, antrenörü. Kariyerinde en büyük patlamayı Vedat yani Okan Hoca ile yaptı. Dolayısıyla burada ligi biliyor. Tekrardan o, o birliktelik sağlanırsa Galatasaray'da çok büyük iş yapar. Kiralık olarak mesela bir oyuncu alacaksan bir numaraya Vedat Muriç'i koyarım. Ondan sonra hiç kiralık oyuncu almasam da olur. Çok gol atar bu ligde. Şimdi Savaş benim yine bugün çok dikkatimi çeken bir haber sana sormak istiyorum. Hürriyet gazetesinde Ali Küçük kaleme almış Galatasaray'ın şampiyonluk transferi Anderson Talişka şeklinde bir haber. Bir yıllığına kiralanması planlanıyor denmiş. El Nasra'da şöyle bir teklif yapılacak deniyor. Ücretini yarısını siz yarısını biz karşılayalım teklifiyle. Normalde yılda net 6,5 milyon euro kazanan bir oyuncu Talişka ne dersin olabilir mi? Beşiktaş taraftarlarının hala e, beklediği bir oyuncu ki Beşiktaş e, Galatasaray arasında da böyle e, son 1-2 sezondur transfer çekişmesi yaşanıyor. E, Galatasaray'dan da bir Talişka hamlesi bir anda görebilir miyiz? Ya hayal gibi geliyor bana. Çok açık söyleyeyim. Yani burada 6,5 milyon euro biraz iyimser gel, kalmış. 8 milyon euronun biraz üzerinde diye biliyorum ben. Hmm. Halil Talisca biraz parayı da sever. Beşiktaş'tan gittikten sonra Beşiktaş'ın tekrar gündemine geldi. Ya böyle bir oyuncuya 6,5 milyon euro verdiğiniz zaman takım içi dengeleri bütün alt üst edersiniz. Evet çok kaliteli bir oyuncu. Ya evet, zaten verecek oyuncu. durumu yoktu muhtemelen Galatasaray'ın yok. şu bu şeyle. Ben e, şu anda ismi geçen isimlere baktığım zaman da biraz gerçekçi olmak lazım. Hala tek tek isim vermiyorum ama e, sadece değil. şu anda en hayalcisi Talışka gibime geliyor. Ama gelirse de ya gelirse tartışmasız çok büyük etki yapar. E, performans olarak da çok büyük etki yapar. Yani ligin dengesini bozar. Öyle bir oyuncu. Ama gelirse fakat 6.5 milyon euro bak en düşük olarak ihtimal veriyorum. Onun da işte ee, yarısını Galatasaray yarısını, niye yarısını versin yerse kalsın şey. orada oynuyor orada e, olursa büyük iş olur. Yani 3.5 milyon eurosunu verdin. Hadi 4 milyon eurosunu verdin. Buna da kabulüm. Ama çok zor bir transfer. Bir de takım içi dengeleri dediğin takım gibi... Takım içileri 4 milyon euro da versen takım içi dengeleri değiştirebilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Mesela ben hep bunu örnek yapıyorum. Veriyorum, vermeye de devam edeceğim. Vakayemedi mesela Trabzonspor'da biraz daha pazarlık yapılsa aşağı çekilse olabilirdi ama takım içi dengeleri bozmak istemediği için Vakayemedi'ye o kadar para verilmedi. Yani aşağı çekilebilirdi de o rakam biraz daha. Ama orada 300-500 ya da 1 milyon euro bir anda bütün dengeleri bozabilir.